Merhaba, ben uzman klinik psikolog Neslihan Köroğlu. Bugün sizlerle içinde bulunduğumuz süreç içerisinde yapabileceğimiz, duygularımızı düzenleyebilmemize yardımcı olabilecek bir egzersizi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz başlayalım. Kafanızın üzerinde iki tane düşünce balonu hayal etmenizi istiyorum. Karikatürlerde olan konuşma baloncukları gibi iki tane baloncuk. Bir tanesini elimize alalım. Sağ tarafımızdaki düşünce baloncuğumuz geçmişe yönelik olsun. Ben böyle bir hatayı nasıl yaparım? Keşke o gün öyle davranmasaydım. Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Şeklinde geçmişe dönük düşüncelerle dolu bir baloncuk olsun. Hepimizde var. Belki tam şu an geçmişe dönük bu düşünce baloncuğumuza bakarken geçmişle ilgili yeni yeni düşüncelerimiz aklımıza, zihnimize gelmeye başlamış olabilir. Bırakalım, yalnızca fark edelim. Onlar öylece uçuşsunlar. Şimdi ise diğer baloncuğumuzu elimize alalım. Bu düşünce baloncuğumuzda geleceğe yönelik bir düşünce balonu olduğunu varsayalım. Şu an içinde bulunduğumuz süreç dolayısıyla gelecekle ilgili düşüncelerimiz virüs yoğunluklu olabilir, olmayabilir. Ya bende virüs varsa, taşıyıcı olup aileme ya da sevdiklerime bulaştırırsam veya online derslerden geçebilecek miyim şeklinde geleceğe dair senaryolarla dolu bir baloncuk olsun. Biliyorum bu da hepimizde var. Virüsle ilişkili olabilir ya da virüs dışında olabilir. Ama hepimiz her an gelecekle ilgili düşüncelerle mücadele halindeyiz. Bazen de geçmişteyiz. Şimdi bu iki tane düşünce balonu yanınıza serbestçe bırakmanızı ve yeni bir baloncuk hayal etmenizi istiyorum. Bu baloncuk ise tam şu ana ait ve avuçlarınızda. Bu baloncuğa bir bakmanızı istiyorum. Şu anda sizinle. Zihniniz bazen geçmişe de gitse, bazen geleceğe de gitse şu an hep sizinle birlikte. Bunu biraz fark edelim. Bir çalışma yaparak başlayalım hatta. Oturduğunuz yerde pozisyonunuzu dikleştirin lütfen. Rahat bir pozisyon alın. Ayaklarınız zemine sağlam basacak şekilde yerleştirin kendinizi. Gözleriniz açık olabilir veya gözlerinizi kapatabilirsiniz. Açık kalacaksa sabit bir noktaya yerleştirebilirsiniz. Egzersize başlayalım. Şu anla kendimizi bir davet edelim bakalım nasıl oluyor. Şimdi sırtımız dik, ayak tabanlarımız zemini sağlam basacak şekilde hissedelim bakalım. Derin bir nefes alalım. Ve yavaşça nefesimizi bırakalım. Bedeninizde olmak nasıl? Yalnızca fark edin. Oturduğunuz yerle olan temasınızı fark edin. Sizi taşıyan, oturduğunuz yere olan güveninizi fark edin. Derin bir nefes alalım. Yavaşça bırakalım. Şimdi ise çevreden gelen seslere odaklanalım. Neler duyuyoruz? Yakınlarımızda olan sesi fark edelim. Ya da uzaklardan gelen sese bakalım. Belki bir kuş sesi, belki yan odadan gelen bazı sesler veya bir araba sesi olabilir. Yalnızca fark edelim. Bu farkındalıkla birlikte derin bir nefes alalım. Ve yavaşça bırakalım. Şimdi ise ayak tabanlarınızdan başlayıp bedeninize doğru gelin. Bedeninizi tarayın. Beden duyumlarınız neler? Herhangi bir rahatsızlık verici bir duyum var mı? Olmayabilir. Nefesinizle birlikte bedende olmak nasıl? Bunu fark edin. Şu anda nasıl hissediyorsunuz? Yalnızca tanımlayın. Kez tekrar derin bir nefes alalım ve uzunca yavaşça nefesimizi bırakıp şimdiki ana gelelim. Gözlerimizi açabiliriz. Evet. Fark edin. Şu an nasıl? Bakın bakalım etrafınıza. Değişen duygu var mı? Düşünce var mı?
Egzersizimizi burada noktalıyoruz. Ne zaman isterseniz bu egzersizi yapabilirsiniz. Rahatsızlık duyduğunuz takdirde veya herhangi bir rahatsızlık hissetmeden şu ana gelebilmek adına bu egzersizi tekrarlayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.